Aloha. Şimdi bu videoda açıkçası akışta ve rahat olmakla ilgili bir video. Yani İngilizce adı Rampage of Ease and Flow. Yani akışta ve rahat olma yolunda gibi çevirebilirim. Ve size aslında böyle cümle cümle hani tek bir konudan yani akışta ve rahat olmaktan bahsediyor Abraham. Ben dediğim gibi sadece çevirisini yapıyor olacağım. Ama kelimelerin, cümlelerin gücü olduğu için bu cümleleri, bu kelimeleri böyle mümkünse sabah saatlerinde ve mümkünse gözleriniz kapalı dinlemeniz belki ve bence çok daha böyle iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden özellikle bu çeviriyi yapmak istedim. Çünkü bana kendimi çok iyi hissettirdi. Size de umuyorum ki çok çok iyi hissettirsin. Arkadaşlar açıklamalar kısmına eğer ki özellikle istediğiniz mesela vortex nedir? Birisinin isteğiydi. Sizin de mesela ne bileyim kontrast nedir? Ya da İstediklerimiz neden hemen gerçekleşmiyor gibi böyle ele almamı istediğiniz, daha doğrusu Abraham'ın ele aldığı, benim de çevirisini yapmamı istediğiniz özellikle belli başlı konular varsa yorumlarda belirtin. Ben de onları ele alabilirim, en azından değerlendiririm duruma göre ilerleyen zamanlarda, neden olmasın diyorum. Bazı kelimeler Türkçe'ye tam olarak çevrilmiyor. O yüzden onları özellikle İngilizce tuttum. Hani bunu çevirmedin mi, niye çevirmedin demeyin. Bilinçli bir şekilde o kelimeyi çevirmek içimden gelmedi. Bazı kelimeler. O yüzden onların size Türkçelerini söyleyeceğim ama mesela vibration olarak tuttum. Neyse konuşmamda zaten anlayacaksınız. Şimdi başlıyorum. Dünyanın kolaylığını seviyorum. Vibration'la yani titreşimle ilgili bildiklerimi bilmeyi seviyorum. Frekansla ilgili olduğunu bilmeyi seviyorum ve ben odaklanma gücüne sahibim. Sıklıkla yakalayabildiğim o rahatlık, rahatlama hissini seviyorum. Bu rahatlık hissini bulmak için zamanı bir tarafa koymayı seviyorum. Evrenin yasalarını biliyor olmayı çok seviyorum. Titreşimsel doğamı anlayabilmeyi çok seviyorum. Odaklanmayı ve momentumu, yani momentum dediği hız, devinirlik, anlayabilmeyi çok seviyorum. Bugüne rahatlama ve esenlik, iyi olma haliyle başlıyor olmayı çok seviyorum. Gerçekten kaynağın beni çevrelediğini biliyor olmayı çok seviyorum ve sevdiğim herkes bu rahatlama duygusuyla çevrili. Bunu kendimde aktive etmeyi seviyorum. Öyle ki bunu iyice hissediyor ve anlayabiliyor hale gelene kadar. Sonra gerçekten buna sahip çıkıyorum. En harika düşünceler ve davranışlara çekileceğimi bilmeyi çok seviyorum. Zamanlama da en doğru olduğu zaman olduğunda. Bu arada rahat ve hevesli bir şekilde gelecek olan her şeye minnet duyarak duruyorum. O mevcut haldeyim. Olduğum, bulunduğum yerden mutluyum ve gelecek olana karşı hevesli ve istekliyim. Benim bildiğimi bilmek isteyen, bunu arayan çok insan olduğunu biliyorum ve çok mutluyum ki bunu kendi deneyimlerimde gösteriyorum. Özellikle bana dikkatle bakan izleyenler kanıtları görebiliyorlar. Tüm şartlandırmaları bu rahatlık ve iyi hissetme halinin dışında bırakıyor olmamdan ötürü çok mutluyum. Sadece odaklanarak rahatlama haline geçebiliyorum. Fiziksel olmayan o enerjiye öyle bayılıyorum ki ve inanıyorum ki rahat ve mükemmel bir şekilde akıyor o enerji olan her şeyin etrafında. Şunu düşünmeye bayılıyorum. Bir iyi olma atmosferi var ve bu hepimize odaklanmış durumda ve öyle bir yerde ki biz rahatlık hissediyoruz ve onu içeri davet ediyoruz. Bu iyi olma halini deneyimliyoruz. Rahatlama halim çoğalınca ve vibrasyonumun momentumu hızlanınca, yani titreşimimin devinimi hızlanınca diyebilirim. Bunu öyle seviyorum ki o noktada hayata karşı hevesli ve istekli olma halim daha da artıyor. Bu istek ve heves bana aksiyon almam için ilham da veriyor.
gelecek olan şeye istekli olmak optimistik bir yenilenme hali oluyor sanki içimde. Aksiyon almam için o an en doğru an olmasa bile biliyorum ki en doğru zaman yolda ve bana doğru geliyor. Bu arada ben de kendimi rahat hissediyorum. Bu optimistik, iyimser halin kendi içimde oluşum aşamasındayken olmasına. Sanki benim dünyayı yaratan bu güce erişimim varmış gibi. Ve buna odaklanabiliyorum. Bu odaklanma halini dengeleyebilmeyi çok seviyorum. Çünkü alignment, yani sıralanma, hizalanma ile odaklandığımda hissedebiliyorum enerjinin bana akmasını ve benden akmasını. Bu benim için çok heyecan verici. Böyle bir iyi olma haline girmek ve sonrasında odaklanmam sayesinde parlamaya başlamak, benim için önemli olan her ne varsa o yönde ilerlemek. Koşulsuz sevgiyi anlıyor olmamı çok ama çok seviyorum. Bu koşulsuz sevgiyi, odaklanmayı, bana gelen enerjiyi. Yavaş yavaş yolumu buluyorum. Kendi yoluma şartlandırma ya da sınırlar koymamayı ve bu enerjinin akışını sekteye uğratan o enerjiyi fark etmeyi öğreniyorum. Bu akan enerjiyi idare edebiliyorum ve biliyorum ki yeterli ve becerikliyim. Her gün daha da fazla, tamamen odaklanabilmem sayesinde. Abraham bu arada odaklanmanın üzerinde çok duruyor fark ettiyseniz. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Odaklanmak, odaklanmak, odaklanmak. Bazen çok heyecanlanıyorum ve her şeyin hemencecik olmasını istiyorum. Ama bu duygu geldiği her zaman biraz rahatsızlık duygusunun da buna eşlik ettiğini hissediyorum ve fark ediyorum ki şu anda daha hareket etme, eyleme geçme. Otur ve bekle demek en doğrusu. Titreşimsel alignment'ını bul ve izle. İstediğinin diğer insanların davranışlarına da nasıl ilham verdiğini gör. Şimdi anlıyorum ki benim arzum demek değil ki sadece benim davranışım bir şeyi değiştirecek. Arzum ve bu olduğum yerde durup kalabilmem başkalarının da bunu bulmasını sağlayacak. Başkalarının da, sonra başkalarının da. Ta ki bu çok daha büyük bir hareket haline gelene kadar. Sadece benim bir şeyler yapmamdan çok öte. Bu işi başlatan ve ayarı yapan benim. Bunun yerini bulan, ışığı yakan, soruyu soran, hazır olan benim. Bunun olmasını, sonuçlarını izleyen ve bu enerjisel alanı yaratmanın mutluluğunu hisseden de benim. Her gün bu yeri bulmayı seviyorum ve her gün bulduğum yerin nelere yol açtığını izlemekten keyif alıyorum. Bu harika büyümeyi, genişlemeyi ve detaylarını izlemeye hevesliyim. Bu arada ben sadece şu anda dünyamda neler olduğuna bakıyorum ve dünyayı yaratan bu enerjiyi hissediyorum. Her bir hücremle inanıyorum ki o istediğim her şey olabilirim. Her şeyi yapabilirim ve istediğim her şeye sahip olabilirim. Arzu ettiğim her şeye sahip olabilirim. Yaşadığım bu hayata çok minnet duyuyorum. Benim için en önemli olanın farkına varıp ona odaklanmamı sağlıyor. Şimdi hissedebiliyorum, bu benim üçüncü adım anım. Parantez açıyorum burada. Üçüncü adım dediği Abraham'ın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci adım falan diye adlandırdığı bir şey var. Birinci adım soru sormaktı yanlış hatırlamıyorsam. İkinci adım kontrasttı. Üçüncü adımda şimdi bu geleceğim. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Onu isterseniz başka videoda ele alırım. Devam ediyorum. Şimdi hissedebiliyorum. Bu benim üçüncü adım anım. Bu kaynaktan gelen enerjinin içimde ve çevremden geçmesine izin verdiğim o an. Şimdi dördüncü adıma geçmeye hazırım ve bunu her gün biraz biraz yapıyorum. Ama üçüncü adım şu anda olduğum yer ve bunu kabul ediyorum. Sabırsız değilim. Çünkü yapmam gereken hiçbir şey yok. Aslında yapmaya hazır olmadığım bir şeye dair asla yapmak için bir istek duymayacağım. Hazır olmadığım bir şeyi yapmak için kendime baskı uygularsam, o zaman enerjisel anlamda dengesizlik başlar. Kaynağın arkamda olduğunu, beni desteklediğini bilmek çok güzel. Önemsediğim şeylerin yolda olduğunu bilmek güzel.
Benim işim bu yeri tutmak, bu bilme halini tutmak. Kendimi zorlamak, hareket etmek için itmek değil. Bunu bilmekse çok güzel. Tek ben değilim Vortex'ime isteklerini koyan. Yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca insan var bunu yapan. Bu titreşimsel yere sahip çıkarak ve o yeri bularak ben destek oluyorum. Kaynaktan gelen enerjinin neyi yapması gerekiyorsa onu yapmasına izin veriyorum. Doğru yerde ve doğru zamanda doğru şeyi yapıyorum. Hayatta bana sağladığı şeyi ve bu rolümü çok seviyorum. Ya öncelikle böyle Abraham'ın konuşmasından sonra size oluyor mu bilmiyorum. Bu arada Abraham'ın hani herhangi bir videosunu, hani benim çevirisini yaptığım herhangi bir videosunu izlediyseniz lütfen ama lütfen özellikle çok rica ediyorum yorumlarda paylaşın ne hissettiğinizi. Çünkü böyle benim içim dolup taşıyor, size öyle söyleyebilirim. Ve hani sizin de ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü bilmek çok hoşuma gider. Paylaşmak isterseniz sevgiyle kabul ediyorum diyeyim. Bunun yanı sıra mahalo, kocaman mahalo. Umuyorum ki çok keyif almışsınızdır dinlemekten. Bambaşka bir Abraham videosunda görüşmek üzere diyorum. Ayrıca da beni sevdiyseniz bu içerikten, yani Abraham Hicks'in içeriğinden başka içerikler de var. Kanala göz atabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz ve abone olmayı istiyorsanız eğer ki, belki unutmuş olabilirsiniz, belki farkında bile olmamış olabilirsiniz. Abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için de o bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok memnun olurum, mutlu olurum, minnettar olurum. Ayrıca her cuma 6'da kesin olarak video geliyor. Bazen pazartesi günleri 6'da da İçimden gelirse video yayınlıyor oluyorum. Kendinize sevgiyle, neşeyle, coşkuyla, böyle inanılmaz şefkatle yaklaşın. Her biriniz gerçekten iyi ki varsınız ve çok değerlisiniz. Bunun farkında olun ya da olmayın. Gerçekten çok seviyorum sizi. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik mahalo.